13 saatlik bir yolculuktan sonra Los Angeles'a hızlı bir giriş yapıyoruz. YouTube'a muhteşem bir geri dönüş. Amerika'dayız. Biliyorsunuz ki yeni bir transfer gerçekleştirdik. Artık Swiss Nutrition ailesine ben de katıldım arkadaşlar. Swiss Nutrition takımında üst düzey yönetici konumunda ve önümüzdeki yılda sporcu konumunda olacağım. Şimdi Los Angeles'tayız. Swiss Nutrition takımı olarak buradayız. Ve yanımızda bizi olimpiyada temsil edecek olan ilk sporcumuz, yıldızımız Tunahan Güler. Hadi bakalım. Amerika'dayız. Başlamamız lazım. Durum ve düşünceler. Durum, düşünce. Valla gelmene çok sevindim abi. Buradayız. Ben senden birkaç gün önce geldim. Keşfettim buralar ama buraya ilk defa geliyorum. Dedim Sami abiyi bekleyeyim. Onunla beraber geçeriz. YouTube'a şey böyle girelim oldu. Dedik. Evet. Gold Gym'de girelim dedik. Bu arada yanımızda Barış abimiz var. Hoş geldin. Abi şimdi şeyi de söyle. Seni tanısınlar. Bu adamı nereden tanıyabilirsiniz? Ya çok zaman oldu artık. Gerçi ama Avrupa'da bizim yaş grubu yapıyordum bir dönem. Oradan tanıyor olabilirler. DJ Barış Gören yaz. Hemen çıkar. Gerçekten güzel bir durum. O efsane Ghost Gym dedikleri yerdeyiz şu an. Burası Ghost Gym. Bütün vücut geliştirmecilerin, şampiyonların çıktığı mekan burası. Ve bu mekanda şimdi Tunahan'ın antrenmanını yapıyoruz. Form kontrolü yapacağız ve bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir form değişikliği ortaya çıkacak ve olimpiyada bizi neler bekleyecek. Amerika maceramızı YouTube'da sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın. Yani bu ortamı gördükten sonra 2023 hazırlıkları herhalde çok daha sert geçecek diye düşünüyorum. Sadece bu ortamı gördük. Daha olimpiyayı görmedik yani. Daha Las Vegas'a gitmedik arkadaşlar. 2 gün sonra da oradayız. Tamamen görselim bu. Şu an Hollywood'un bu meşhur yıldızların olduğu, el ayak izinin olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Efsaneyi bulduk. Arnold Schwarzenegger. El ayak izi bak bakalım. Arnold'un eliyle benim elimi üst üste koyuyoruz. Benim el Arnold'dan büyük. Ayaklar. Ayaklar desem ayaklar da büyük. Ama efsaneyle en azından bir
temas etmiş olduk. Biraz önce izlediğiniz bölümlerde çok fazla konuşma olmadı. Çünkü videonun bu kadar güzel olacağını ben de açıkçası tahmin etmedim. O yüzden bu kesiti araya ekliyorum. Şimdi yoldayız, Las Vegas'a doğru gidiyoruz. Yarışa son iki gün. Tunağan arkada şu an dinleniyor, uyuyor. Barış abiyle biz de önde sizlerle böyle bir Amerika ile ilgili, Los Angeles ile ilgili ufak bir sohbet edelim. Sizlere ufak bilgiler verelim. Geçirdiğimiz günleri böyle bir kısaca özetleyelim. Yaklaşık 4 gün, 5 gün oldu buradayız. Her gün antrenman vardı. Tunağan'ın antrenmanları vardı. 2 gün karbonhidratı sıfırlama günleri vardı. Biraz zorlu süreçler bunlar. Bu yüzden çok fazla sosyallik ortamlara çok gitmedik. Ama Los Angeles'ta işte görülmesi gereken en önemli yerlere sağ olsun Barış abimizi götürdü. Bunlardan biri, vücut geliştirmeyle ilgilenen biriyseniz eğer, Muscle Beach. Cheesecake Factory diyeti bozmak için. Buranın çok meşhur bir hamburgercisi var. In-N-Out. Yani bunları siz olur da buraya gelirseniz, yolunuz düşerse deneyin diye söylüyorum. Daha sonra dün Kaan abiyle buluştuk. Evet, o da bizi sağ olsun Beverly Hills, işte Hollywood yazısı, oralara gittik. Gayet güzel, keyifliydi. Bunlar işin ön hazırlık kısmı. Şimdi yarışma için Las Vegas'a geçiyoruz. Orada muhtemelendir ki bu sektördeki önde gelen tüm isimleri görme fırsatımız olacak. Onlarla birlikte sohbet etme fırsatımız olacak. Onları size gösterme fırsatımız olacak. Yani bu işin kalbinin attığı yere gidiyoruz kısacası. Peki şeyi de özetleyeyim. Abi sen burada çok merak edilen bir konu, biz de günlerdir bunu sohbet ettik. Amerika'da hayat, yani o Amerikan rüyası, evet arkadaşlar var ama içinde yaşayan biri olarak, Barış abi 7 yıldır burada yaşar. Abi ufaktan bir bahset, böyle bir herkes şaşırsın. Yani tabii ki güzel, çok yönleri var. İşte gördüğünüz gibi imkanlar çok güzel. İnsanlar burada birbirlerini yargılamadan çok güzel yaşayabiliyorlar. Burada hayal ettiğiniz her şeye ulaşma şansınız çok kolay. Yani bir arabayı bile hayal ediyorsanız ne olursa olsun burada alma şansı çok kolay. Ya da bir ev, herhangi bir şey. Bunlar tabii ki getirileri ama eksileri de şöyle. Çok uzakta olmak, burada yalnız kalmak insanda psikolojik olarak tabii ki ufaktan da olsa tahribatlar yaratabiliyor. O yüzden benim mesela kendi adıma söylemem gerekirse beni en çok zorlayan şey bu. O kadar uzak olmak. Aileme, arkadaşlarıma, sevdiklerime. Allah'tan ki böyle sevdiğim kardeşlerim arada geliyorlar. Sami sağ olsun geldi. Beni çok 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 motive etti. O bana enerji aşıladı esasında. Abi senin enerjin yok. Biz bir şey yapmadık. Biz sadece buraya geldik, seni gördük, çok mutlu olduk. Yok, ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sizle beraber vakit geçirme şansı var. Ama bu yalnızlık çok zor abi burada. Yani çok zor, çok zor. Yani insanlar çok yabani bir kere. Yani kimse kimseyle iletişim kurmasa da olur gibi. Bir umursuz bir durumlar yani burada. Değişik. Yani burası kapitalizmin tam bir göbeği olduğu için yani burada herkes her şeye para gözüyle bakıyor. Plajda, Venice Beach'te ya adam... Ya basket oynayan bir siyahi arkadaş, yani çok tatlı böyle bir ortamları vardı. Ben de gittim orada, dedim ki hey bro, birlikte fotoğraf çekinebilir miyiz falan filan. Bana ne kadar para vereceksin dedi fotoğraf çekinirsen. Yani işte olayın özü bu. Yani burada her şey esasında parayla dönüyor. Her şey para dönüyor arkadaşlar burada. Onun dışında da gerçekten öyle çok samimiyet, bir komşuluk, bir arkadaşlık, öyle çok samimi birileri bulmak da çok zor. Tabii bizim geldiğimiz kültürde de bunlar çok önemli olduğu için burada bizi zorlayan şeyler. O yüzden de bu özlemi çok fazla duyuyoruz. Yalnızlığı çok fazla yaşıyoruz. Bu da buranın eksileri. Abi şey çok ilginç geldi ya. Mesela arkadaşlar bizde yan komşuya gidip bir yoğurt, dumurt ya da bir şey istediğinde insanlar ne yapar? Sana onu verir. Sen dönüp bir de o tabağa işte bir şeyler doldurup geri götürür. Burada yan komşunun gidip kapısını çalıp bize bir kase yoğurt verir misin dediğinde adam sana yoğurdu bile vermezmiş. Sebebi de şu,
olur da sen alıp o yoğurttan zehirlenirsen ona dava açma diye. Aynen öyle. Var mı ya böyle bir şey? Var yani burada çok enteresan şeyler var. Bu ne biçim bir insan? Aklımızın ucuna gelmeyen şeyler maalesef ki bunların tamamen dünyasında var. Ve bunlar olabilen de şeyler. Hakikaten böyle şeyler insanların başına geldiği için daha da korkuyorlar. O yüzden de herkes şey bencil. Önce ben. Benim başıma bir şey gelmesin. Allah korusun yolda başına bir şey gelse şurada durup da kimse bakmaz yani. Çünkü bana dedi ki olup da burada durup düşersen önce senin ayakkabılarını çalarlar. Hiç bakmazlar. Abi onu da söyle. Şeymiş mesela düştün kolunu incittin tamam. Kimse gelip dokunmazmış. Niye? Adam uyanıp şey diyebilirmiş. Sen benim koluma dokundun. Senin yüzünden böyle oldu. Ya bu sefer ondan sonra kendini aklamak için uğraş dur yani. Ha şampiyon uyandı. Günaydın. Lan YouTube'dayız. YouTube'da mıyız? Ha. What is up YouTube? What is up YouTube? Sibum'dan daha iyi. Çok iyi oldu. O yüzden Sibum'un protein tozunu gördük şeyde. supplement store'da. Her yerde ve isolate. Yani isolate'in yazılışının nasıl olduğunu biliyorsunuz. Raw markası işte Sibum'un markası. İtolate. Allah Allah dedim. Sonra sesi de okudum. Itolate. Meğersem bizim adam S'leri söyleyemez diye kendi markasını Itolate diye çıkarmış adam ya. Böyle bir çok güzel kendine barışıklık olamaz. Harika bir adam. Onu inşallah gördük orada. Ya inşallah. Tunahan millet senin formunu merak ediyormuş. Göstermeyeceğiz tabii de. Nasılsın mental olarak? Bize biraz bunlardan bahsedin. Amerika hikayen nasıl geçti? Vallahi gittiğim hiçbir yere böyle adam gibi bir şey yapamadım ki, yaşayamadım ki abi. Bir yarışma muhabbetine gidiyorum. Sen de biliyorsun. Aşinasın. Çocuğu biliyorsun. Yarışma bitene kadar tamamen fokusun. Yarışma. Evet ya. İşte show bittikten sonra bir iki gün gezebiliyorsan, vakit oluyorsa geziyorsun. Ondan sonra işte ülkene dönüyorsun. Yani çok güzel. Tam benlik bir yer. Ama işte yaşar mı yani burada? Biz biraz önce bu konulardan biraz bahsettik. Yaşanır. Ben yaşayabilirim ama yani bir ayağım hep Türkiye'de olur ya. Ben Türkiye'den vazgeçemem. Aynen öyle. Hepimiz Türkiye'den vazgeçemem. Kesinlikle. Öyle, buranın iyi yanları çok fazla ama kötü yanları da çok olmasa da var ve bence daha ağır basıyor. Eksi yönleri daha ağır basıyor. Bence de bize göre eksi yönleri daha ağır. Dedin ya abi çok fazla yozlaşmış diye. Evet. Aynen öyle. Hakikaten ben çoluğumu çocuğumu burada büyütmek istemem. Sen mesela şimdi. Ben buraya gelirken hayalim çok farklıydı. Evet. Yani belki işte bir keşfederim falan ondan sonra onları alıp gelirim dedim. Ama yok abi yok vazgeçtim yani. Yok. Öyle bir şey yapmam. Ya buraya böyle Barış abinin dediği gibi geleceksin bir düzen kuracaksın. Yapabiliyorsan para biriktirip döneceksin. Aynen öyle. Hani hepimizin hedefi o yani. Elbet bir gün hepimiz geri döneceğiz. Bugün değil yarın, yarın değil öbür gün ama ömrümün sonuna kadar burada kalmayı düşünüyor muyum? Hiç öyle bir planım ya yok. Ben her zaman şunu söyledim ya. Birçok yere gittim, gördüm. Memleketin taşına toprağına kurban olayım ben ya. Noktayı koydum bu videoya. Vallahi öyle. Bu bölümüne noktayı koydum. Las Vegas'ta. Ben öyle düşünüyorum abi. Yani böyle buralar gelip gezilip görülmesi gereken yerler ama kesinlikle. Ben o Türkiye'nin samimiyetini bizim insanımızın bak her ne kadar bazen şey yapsak da üzülsek darılsak da insanımıza yani samimiyet var ya o samimiyet. İşte bizi biz yapan tam olarak da o. O yüzden insan onu arıyor yani ben ararım burada. En basiti dün müydü hatırlıyor musunuz? Bir otoparka girdik. Kendi aramızda sohbet ederken Türkçe konuştuğumuzu duyan bir çocuk geldi. Evet. Abi Türkçe konuştuğunuzu duydum merhaba demek istedim. Evet. İyi misiniz dedi. Evet. Çocuk bastı gitti. Başka bir milletten birinde bunu göremez. Böyle bir şey yok. Hasretti yani o evet. Ana sen. Evet. İşte bizim en güzel özelliğimiz budur. Ama bir de böyle bazı şeyleri boyutunu değiştirsek. Mesela bizim kendi alanımız. Şimdi illaki başka branşlardaki insanlar da herkes kendi alanı için bunu söyler ama ya şimdi biz vücut geliştirme için buradayız ve öyle bir değer var ki belki yani. Şunu söylemeliyiz ya. Bunu söylemekten kimse de gocunmamalı. Eğitimsiziz abi. Ülkecek. Ne yazık ki cahiliz. Amerika'da gelince bunu görüyorsun. Burada bir homeless bile mükemmel eğitimli bir insan yani görebiliyorsun. Çok saygılı, evet. Çok usturuplu. Üniversiteli homeless'lar var. Evet 3-5 bozukluk veriyorsun. Yani böyle inanılmaz bir saygı sunuyorsan thank you sir yani böyle lan ne ettik bir çeyreklik verdik de ama yani ne kadar saygılılar. İnsan insana burada
hakikaten değer veriyor. İnsanın burada bir değeri var. Anladım. Sadece insanın değil. Şimdi konuştuğumuz şeylere biraz tezat bir durum oldu bu ama. Takayım mı abi bu arada? Ben bir elektrik ver bize arabaya. Araba elektrikli, bizim efsane bir araba bu arada. Çok iyi. Yani şunu söyleyeyim. Anahtarlar koltuğuna. İnsanlar yani kapitalizmin verdiği o durum var. Ama herkes kendi hakkına, insan haklarına verilen değer çok fazla. Evet. O yüzden kaliteli yaşam ve yalnız yaşam var burada. Bu da tercih meselesidir. Ha, çevreniz olmadan Amerika, hadi ben bir çantayı alıp da gideyim dersen bence %80'i burada kaybolur, yok olur gider herhalde senin dediğin gibi abi. Çok zor yani, geldiğin zaman ne olursan ol, geldiğinde birkaç sene bir sürünme dönemin oluyor burada. Kesinlikle, bence de. Ya ona da hazırlıklı gelmek lazım. Şimdi bizim yolumuz Las Vegas, hikayemiz bugünden sonra Olimpia. Takipteyiz ve devamını izleyin videonun, geçmeyin. Arkadaşlar yani şu an özellikle kumarhaneye girmiş falan değiliz. Direkt içeriye girdiğiniz an buradasınız. Ve dediğim gibi kapıyı bir girdik. Burası bu şekilde yani, çok sıradan bir şey. Herkes için bu kumar mevzusu. Buradan yürüyüp geçiyorsunuz yani. Bu arada bunun içinde su var. Yanımızda Rukiye ve Taylan Solak ikilisi. Kayıtlarımız tamam. Artık evet. Son duygu ve düşünceler artık Vegas'ta son anlardayız. Son anlar değil ya, daha yeni yani başlıyoruz. Son anlar dediğimiz artık bitti, yarış moduna giriyoruz. Bundan sonrası yarışma da aynen. Ya aldığımız feedbackler acayip keyifli. Biraz modumuzu da yükselttiler sağ olsunlar. Şimdi registration'lar vesaire bütün evrak işlerini tamamlayıp rahata kavuşmayı bekliyoruz. Yürü be Taylan. Biz Taylan'dan niye böyle arka tarafta kaldık. Kostümcular burada şu an açmıyoruz. Ya ben çok aç değilim aslında. Ben böyle special, özel bir durumum var benim. Ben yiyorum. Hatta artık bu iki gün yemekten kusacağım yani. Biz o halde. Takip edenler bilir, reçel kavanozlarını açmaya başladık. Böyle yarışmaya can kurban be. O yüzden ben de enerji, keyfim yerinde. Herkes böyle üzgün falan. Şimdi güzel, güzel yani. Keyifler yerinde. Tunahan'ın da kaydını yapıp yavaş yavaş biraz dinlenme moduna geçiyoruz arkadaşlar. Bölümleri izlemeye devam edelim. Burası konferans salonları, kayıtların, boyanın yapıldığı yer. Buradan içeriye girdiğiniz zaman arkadaşlar hikaye yavaş yavaş başlıyor. Burada Olimpiya ile ilgili kıyafetleri satmaya başlamışlar bile. Gördüğünüz gibi. Sporcular yavaş yavaş burada, bakalım kimleri göreceğiz. Meet the Olympians. Şu an masalar hazır. Buraya tüm sporcular oturacak ve takipçileriyle buluşacak. Tunahan da bunlardan biri. Tunahan'ın masası burada. Tunahan sen neredesin? Gel masaya bir görelim seni. Evet. Selam. Tunahan ben. Tunahan'ı buraya oturtuyoruz. Evet, ben de buradayım. Ve bakıyoruz etrafımıza. Ne var ne yok diye. Evet. Artık sporcular yerlerini aldı ve insanlar aralara daldı görmüyoruz gibi. Herkes sevdiği sporcuyu bulup fotoğraf çekiyor. Emily. Say hi to YouTube. You're shining. It's game over, baby.
yapma. Bu adamlarla Arnold Classic'ten tanışma sohbetini yapıyorum. Esas King burada, King burada Jeremy. Arkadaşlar burası Las Vegas'ta bir barber shop. Barber. Barber shop bro. Oh. Evet, Tuna Han'ı içeriye uğurluyoruz.
Wilson 51 switch. Switch. Hold your pose. 33 and 36 switch. 26.
26 and 56 switch. Let's go, gentlemen, battle! Let's battle! Gentlemen, face the curtain. Show them right here! Oh, relax! Reset! Face front. Evet, sıra Rukiye'de. Rukiye 50 kiloluk Rukiye 50 kiloluk yükleme yaptı. Evet, yedikçe yiyordu. 8 kavanoz reçel, 10 paket rice cake, 6 muz. Rukiye nereye gitti bunlar Rukiye? Bilmiyorum valla nereye gitti. Taylan, sabahtan beri 1 kilo bunu beni yedi. Senin ya. Rızkını bile yedi be. Dileğimi kuruttu. Böyle bir şey var mı ocağımıza oğlum? Ocağımıza incir ağacı dikti. Yok ya böyle bir şey. 50-60 kilo olsa ne yapacaktık? Daha seneye ne yapacağız bilmiyorum. Seneye kuzu çevireceğiz. Kuzu çevirmeyi de yükleyeceğiz. Gözleme, kuzu çevirme. Başka çalış. Title of 2022 Men's Physique Olympia Champion to our winner and new Olympia Champion Aaron Banks. Classic Physique Olympia Champion to our winner and still Classic Physique Champ, four-time Olympian Chris Bumstead. Folks, I'm going to big hand for your winner. Abi. Şimdi sıra buna mı geldi? Şu ortaya zırıyor. Yakışmaz mı? Ağzımın içine diyor. Dur. Az kenarını çevir abi. Sağ.
Dur. Ben de şunu bir dakika. Bu adam bizim her anımızda yanımızdaydı. Hakkı ödenmez. Beni ne hale getirdi zaten? O beze döndüm. Hoppa. Geldik videomuzun son bölümüne. Videomuzun son bölümüne geldik arkadaşlar. Bu son bölümde... Bu son bölüm mü bu? Son bölüm, artık kapanış. Buraya yakışır bir konsepte olsun istedik. Önümüzde hamburgerlerimiz. Çok güzel görünüyor. Hak edilmiş bir hamburger. Evet. Geleni yaptık, geleni yaptık. Bu konuları konuşacağımız böyle 5-6 dakikalık bir son bölüm. Oğlum esas benim tane ediyor ağzını. Evet arkadaşlar, şimdi Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Yorumlarla başlamak istiyorum. Teselli yorumları geliyor birçok. Ama burada teselli edilecek bir durum yok. Bu arkadaşlarımız dünyanın 70 en iyi fiziği arasına girmiş. Rukiye'de aynı şekilde 50 en iyi fiziğin arasına girmiş. Yani dünyanın zaten ilkleri arasındadılar. Burada da ilk 20'nin içerisine girdiler. Bir sonraki sene buraya çok daha iyi hazırlanılır. Atmosfere alışıldı. Çok daha iyi sonuçlar alınacağına ben şahsen inanıyorum. Zaten sen de menajer olarak değil, atlet olarak. Ben de atlet olarak geleceğim seneye. O da ayrı bir durum. Abilerini almışlar, gelmişler diyecekler bu sefer. Evet Tuna, anlat o sahnenin atmosferini, heyecanını bizimle paylaş. Abi anlatılmaz yaşanır diyeyim valla. Ama şöyle bir durum var. Hakikaten idollerimizle yan yanaydık. Gerçekten öyle. Chris'le orada arkada sohbet ettik. Ryan Terry'ler olsun, işte ne bileyim, Jeremy Buendia olsun, şimdi Lucky Libra var, Andrew Ferguson. Arkada Brandon oturmuş orada, kulaklığını takmış. Artist takılıyor. Aaron Banks şampiyon. Hemen yanımdaydı. Nasıl bunlar peki arkada? Ben mesela Aaron Banks'in ve Brandon'ı çok seven bir adam değilim açıkçası. Arkadaki artistik durumları neydi? Çok egoistler. Amerikalılar da genel olarak, siyahilerde özellikle, öyle bir şey var, hava var. Böyle bize belki öyle geliyor olabilir. Yok ama. Yok ya, çok gerçekten yani, çok o kadar kibirli, sporcu gördük. Yani kibirli onlar... ve şeyler yani böyle. Bak, egoistler. Kaç tane sporcuna fotoğraf çektirdik. Aaron Banks benim bir gitmem lazım falan getirdi. Sen kimsin ya diyeceğim. Adam şimdi olimpiyada oldu, anladın. Onu da beğenmiyorum. Neyse ama seneye görüşecek. Bak Aaron, biz Banks. Aaron Banks'le mesela takipleşiyoruz. Kaç defa göz göze geldik. Beni tanıyor. Konuştuk da onunla DM'den falan. Hani yorumlaştık birkaç defa. Kaç defa göz göze geldik. İnsan böyle bir kafa selam veriyor ya. İyi bak. Chris Bumstead peki? Chris'le sohbet ettik. Ryan Terry geldi, battaniyemi falan şey yaptı, çok böyle iyi bir şey yaptım brother, burası çok soğuk falan diye battaniyemi verdim, teşekkür etti. Ondan sonra yani Avrupalılarda genelde biraz daha şey vardı, hani biraz böyle nezaket ve mütevazilik var idi. Ben ama basın konferans, basın o toplantıda da hoşuma gitmedi, evet. Aaron Banks ve Brandon'ın davranışları açıkçası. Yani... Çok böyle farklı bir dünyadaymış gibi takılıyorlar. Aynen. Ama şunu unutuyorlar, yaşları geçiyor, geriden gelenler daha hızlı geliyor. Seneye artık? Seneye ben %100'ünü vereceğim Allah'ın izniyle. Eksiklerimizi gördük. Bu sene 3. kola atlayırık. Yani muhtemelen top 20'de bitirdik. Önümüzdeki sene en azından top 10 yapacağız yani, inşallah. Bu arada benim gözlemim Tunağanların yarıştığı stage fuarın içerisinde olan yarı finallerin yapıldığı podyumdu. Esas mevzu, esas olay akşam tiyatroda yapılan yer, yani gerçek finallerin yapıldığı yer arkadaşlar. Oraya ne olursa olsun adım basılmalı. Yani ben bu işe gönül verdim. Ben bu işi yapıyorum. Benim hedefim olimpiyaysa o İlk 10'a kalmak zorundayız. Seneye de bunun için hani döner dönmez hazırlıklar başlıyor zaten. Biraz ucundan kaçırdık gibi oldu. Abi yani bir tık yani Dubai olmasaydı arada
ve konsantre tamamen sadece Olimpiya olsaydı. Ya takvimimizde olmayan. Takvimimizde olmayan bir plan programdı abi. Yani ben mental anlamda kendimi olabildiğince iyi taşıdığımı düşünüyorum. Yani elimden gelenin hakkına fazlasını verdim. Bence de. Yani sen de bu süreci. Yani zaten oldun. Burada bir de şöyle bir durum var. Top 10 dediğimiz sporcuların hep zaten önceden tanınmış sporcular. Tanınmayan biri yoktu yani o ilk 10'un içerisinde. First call out'ta mesela. Direkt ezberden çağrılmış gibi bir durum vardı. Onu ben de hissettim. Öyle. Yani bizim yapabileceğimiz en iyi şey 11. falan 12. falan olmak olurdu yani burada. Daha ötesi şu an değil. Bir sonraki sene olurdu. Açık öne söylüyorum yani. Ha bu tabii şöyle bir durum var. Formum çok iyi miydi? Yapabileceğimiz en iyisini yaptık. Beni şahsen tatmin etti. Hiç kimseye ezilmedim. Orası ayrı bir konu. Ama yine de %100'ümle çıkamadığım için üzgün olmasam da biraz buruk bir vaziyette. Ama yapabileceğimin en iyisi buydu. Kesinlikle. Hakikaten buydu. Yani biz bir haftada burası şey olmayınca, sağlam olmayınca biraz abi konsantrasyon problemi. Form da gelmiyor. Farklı sebepler vardı. Memleketin hali, duygusal problemler, onlar bunlar. Biraz kontrolde. Ya dediğim gibi Dubai benim için böyle psikolojik olarak son noktaydı. Oradan sonrası artık böyle yalpalaya yalpalaya geldim. Benim ama adım ne? Budur, elimden gelen budur oldu biraz yani. Tuna'nın elinden geleni yaptı arkadaşlar. Herkes öyle. Ben de burada ona ara elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Sağ olsun. Sami abi gelmeseydi benim bu kadar böyle iyi odaklanıp çıkabileceğim bir ortam olmayabilirdi yani. Sağ olsun. Her anında. Mentali iyi tuttuk. İyi, enerjimizi iyi tuttuk. Beni çok iyi tanıyor, biliyor zaten. Oturduk dedik. Şunu yememiz lazım, bunu içmemiz lazım, şunu şu kadar, bunu bu kadar yiyeceğiz, bunu içeceğiz falan. Çok güzel yönettik süreci yani. Olayın bilimsel tarafını çok güzel istişare ederek ben de kendimi ona bıraktım şahsen yani. Zaman abi tanıdığım bildiğim için. Tunağında birine kendini bırakması da mümkün, tanıdığım kadarıyla yani. Mümkün değil yani adam. Sağ olsun o da güvendi. Ama ben de elimde kafalar aynı. Ufak tefek. Yüklemede bir sırrımızı paylaşmak isterim yani. Paylaşsana. Burrito. Nasıl? Çok iyi. Arkadaşlar yüklemede burrito yedirdim Tunağan'a. Nereden çıktı? Açlıktan ölüyoruz zaten. Geldiğimizden beri hamburgerden başka bir şey yemedim. Onlar form tuttu. Ben obeze döndüm burada. Yani bu durum çok mutsuz ama yapacak bir şey yok. Farklı bir şey yiyelim diye Meksikan mutfağında burrito'yu keşfettik. Burrito'nun bunu içerisinde... Bir dakika, sözünü valla gizim. Bunu sadece sen yapmadın. Jerem Buendia da orada şeyle, adamıyla ilgilenirken yani açlıktan hamburger falan kemiriyordu. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani burada amacımız bizim gelip de form tutmak değildi. 2 gün diye 3 gün sonra git form tut yani ne olacak? Yüklememizde bahsetsene biraz mesela. İnsanlar çok böyle beni... Bunu ben kendim yaptığım zaman bana diyorsunuz ki olmaz abi, yapılmaz abi, hamburger yiyilmez abi falan olur, falan olur. Şimdi ben geldiğim gün Tuna'nın formu çok iyi değildi. Biraz antrenman yapıp glikojen depolarını boşaltmaya ihtiyacımız vardı. Ama rakiplerimiz leze karşı da zayıf kalmamamız lazımdı. İlk gün bir gözlemledik, antrenman yaptık, diyete baktık. Sonra dedik ki 2 gün depletion. Depletion'ın ikinci gününde ani bir kararla son öğünde yüklemeye başladık. İlk yüklememiz kıyma ve ekmekti. Çünkü Tunahan'a ekmeğin iyi geldiğini kendi söyledi. Ve o şekilde ekmek ve pirinç karışımı başladı. Ertesi gün itibariyle sindirimi kolay olsun diye bebek maması. Benim en favori yüklemede kullandığım şeydir arkadaşlar. Bebek maması. İçerisinde biz çok ilginç bir şey yaptık. Hidrolize whey kullandık. Evet. Biz, bak, onu yediğimiz öğünlerde hep vardı. Ve ben ona şeker yedirdim. Reçel. Reçele 2 gün önceden başladım. 5 gram. Genel olarak zaten benim sistemimle çok benzer ama ben mesela hiç şeker yemezdim.
risk olmasın diye. Ama formu uygundu. İlk defa şeker yedim mesela. Formu uygundu. 3 gün öncesinden başladı yani yemeğe. Deri altını çok iyi yapıştırdı sana. Evet. Su yüklemesi, tuz yüklemesi de tabii. Bu arada bütün detayları veremem. Yani. Ama şunu anlamalarını istiyorum. Yani bana mesela çok böyle linç geliyor. Çok pis yiyorsun, o yüzden formda çıkamıyorsun, edemiyorsun diye. Abi alakası yok. Formumuz iyiye mi gitti? Yoksa yok iyiye mi gitti? Form iyiye gitti ama onun protokolünü iyi yaptığın için iyiye gitti. Şimdi her sürekli pis yiyerek yükleme yapılır mı? Evet. Yani her zaman pis yiyerek yükleme yapılmaz. Şu anki durumunu biz aramızda dedik ki ya slim parçalı çıkalım ya biraz sulu olup dolu dolu oraya çıkmayı riske alalım. İkincisini tercih ettik. Çünkü Amerika'daki sporcuların çoğu buraya gelenlerin daha büyüktüler. Biz de onu tercih ettiğimiz için bu tip bir hamle yaptık. O yüzden ortaya da güzel bir şey çıktığına ben inanıyorum. Ben şahsım adına mutluyum. Yani kilo olarak 100 kilonun üzerinde çıktık. 101 falan çıktık. 101 çıktı. Yani 70 tane atletin belki 10 tanesi benim kilomda vardı. Hani size ben, olarak kimseden ufak değildik ama bir adale olgunluğu, bir 3 boyut 3D görüntü, thickness denilen olay var. Adamlar gerçekten büyük değil, ulaşılamayacak fizikler evet, değil. Evet, büyük değiller. Fakat ama işin içerisinde detaylı böyle farklı şeyler giriyor. Çok girmeyelim o konulara. Bazı şeyleri bizden daha iyi yapıyorlar, bazı şeyleri bizden daha iyi erişiyorlar. Daha kaliteli, daha düzgün şeyler var. Evet. Neyse anlayan anladı zaten. Ama adamlar büyük değil arkadaşlar. Ha neye göre büyük değil? Mesela Brandon dediğiniz adam kısacık bir çocuk. Küçücük. Yani o adam iri olsa başka bisiklete girecek. Herkes tam proporsiyonunda, boy kilosuna uygun kavis, round ölçüde oraya çıkıyor. Aaron Banks uzun boylu, zayıf görünür ama aslında o büyük mesela. Evet. Geniş bir adam. Yani geniş. Men's fizik vücut geliştirmeyle çok farklıdır arkadaşlar. Aynı kriterde değerlendiremezsiniz. Sırtı iki katı, yani klasikçilerden daha büyük sırtı olan men's fizik atletleri var ki çoğunun sırtı klasikçilerle yarışacak derecesinde. Neredeyse. Oran orantı tamamen. Aynen. Bir bütünlük istiyorlar. Durum bu. Durum Amerika bu. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Yarın Sami abiyi uğurluyoruz. Bugün ayın 18'i, yarın Sami abi uğurluyoruz. Ben yarın durumda. Gidiyorum. Ben 21'ine kadar buradayım. Birkaç gün daha. Devam. Bunu duyuyorum. Biraz yükleyeceğim. Yavaş be kardeş. Kafamı rahatlatırım. Arkadaşlar gürültü coşmaya başladı. Sandalyeleri çevirmeye başladı tersine. Bir de yavaş yavaş buradan gidin diyor. Evet. Aldın değil mi o havayı? Aldım. Salın arkamızı diyor. Aynen. Arkadaşlar bize destek olduğunuz için, bizi izlediğiniz için, bu serüvende motive verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tuna söylemek istedim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sözüm olsun onlara. Önümüzdeki sene çok daha iyisini yapacağız. Kimse, Sami abi de bizde olacak. Aynı podyumda beraber omuz omuz olacağız. Yani aklımızda hayırlısı önümüzdeki sene çok daha güzel olacak. Bu bizim bir amatörlüğümüzdü diyelim ve devam edelim. Hakikaten bahane ya. Asla yok. Ben sonuçta çok memnunum. Beni çok tatmin etti şahsen. Hani o kadar sporcunun arasında 3. call-out'ta ortalarda yer almak. George Brown'un senelerin hani adamı George Brown'un yanında. Bu arada hani, Jeremy'nin adamını da geçecek yani bunu da söyle. Kimleri geçti? Jeremy'nin adamını da geçti. Kimleri geçtik yani? Kimleri yapacak geçtik? Yapacak bir şey. Arkadaşlar. Sadece izlemeye devam edin. Aynen. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi Allah'a emanet.